ne biçim ülke bu? Hep de deprem oluyor. Sen depremi yaşadın mı? Pek yaşadım sayılmaz yani, sadece duydum. Peki İstanbul köşeye sıkışmış bir kedinin davrandığı gibi davranıyor mu? Asla. Çünkü ne ben bir evin güçlendirildiğini gördüm, çünkü yaşamadı depremi. Sen geçen Yalova'ya gittiğinde hani söylemiştin ya çoğu evin güçlendirildiğini. Evet. Burada hiç güçlendirilmiyor. Yalova depremi yaşadı. Biz yaşamadık, sadece duyduk. Herhalde İstanbullular gerçek bir tehlike karşısında olduklarını anlamadılar daha. Peki sence anlamaları için ne gerekiyor? Bilmiyorum. Yalovalılar depremi yaşadıkları için herhalde böyle çok hazırlık yapıyorlar. Yani deprem mi yaşamaları gerekiyor? Yani herhalde deprem yaşamaları gerekiyor doğru düzgün. O zaman da geç kalmış oluyorlar. Hı hı. Evet. Peki başka bir sebep olabilir mi? Aklıma başka bir sebep gelmiyor. Belki paraları yoktur. Yani sonuçta zenginler de yok değil. O apartmanlarda yaşayanlardan biri olsaydım kesinlikle kontrol ettirirdim. Kontrol ettirirdim diyorsun ama diyelim ki apartmanda işte 20 kişi oturuyor. Hı. 20 kişiden birisi istemezse Hı. Apartman kontrol ettirme kararı alamıyor. Kanuna göre. Ama diğer 19 kişi ne oluyor? Bu, bizim bu filmi yapmamız niçin anlamsız? Çünkü adamların yani zenginler bile evini kontrol ettirmiyorsa sonuçta burada. Sorun buradaysa bana sorarsan bizim dediklerimizi anlamazlar bile. Ayrıca konuyu psikolojik olarak ele almalıymışız diyorum. Adam ya paraya kıyamıyor, ya başka bir şey, ya şöyle ya böyle. Haydi binanızı kontrol ettirin. Tabii deprem olmadan önce. Cun cun.